السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم Cuma'nın öneminden bahsederken bir seferinde şöyle buyurdu. Cuma'da öyle bir saat vardır ki Müslüman'a öyle bir zaman eline geçiyor ki eğer o namaz kılıyorsa ettiği her dua kabul ediliyor. Yahut onun istediği her iyilik Allah-u Teala kendisine verir. Onu izah ederken bazı kimseler derler ki Cuma hutbesi dahi namazın bir parçasıdır. Onun için bu dahi onun kapsamına girer. İnsana o saat nasip olur. Duanın kabul edilişi. Neyse Cuma'nın bu özel bir önemi vardır. Ve aşırı derecede merbur olmadıkça her yetişkin kimsenin cuma kılması gerekli olduğu beyan edilmiştir. Namazda her kimse kendi düşüncesine ve ihtiyacına göre dua eder. Öyle insanlar dahi vardır ki onlar hem namaz eda ederler hem de özel dua onların kalbinde namazda doğmaz. Yalnız namazın kelimelerini eda ederler ve yeter görürler. Duanın önemini bilemezler. Onun için ben bugün bu Ramazan'ın son cuma günü ben düşündüm. Bazı duaları okuyayım ki fazla bilgisi olmayanlar dahi bilsinler ki dua nedir? Ve cemaat olarak dahi biz Yüce Allah katında kendi dualarımızı rica edelim. Ve namazda toplumsal olarak bu duaların kabul edilişi için dua edelim. Bu dualarda Kur'an-ı Kerim'in bazı duaları vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı duaları vardır. Vaad edilen Mesih ve Mehdi aleyhisselam'ın bazı duaları bunun kapsamındadır. Ve genel bazı dualar dahi vardır ki ben onları aldım. Bazı Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetinden bazı duaları okuyacağım. Ezberde bilenler onları kalbinde tekrar etsinler yahut benimle tekrar edebilirler. Tabii ki tekrar etsinler kalbinden, içten.
ve amin desinler her duadan sonra. Yüce Allah bizim dualarımızı kabul buyursun. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Kur'an-ı Kerim'in duaları vardır. Birincisi, Rabbana atina fi dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar. Ey bizim Rabbimiz, bize dünyada hasene ver ve ahirette de hasene ver ve bizi ateş azabından koru. Rabbana afrig aleyna sabran ve tevaffana muslimin. Ya Rabbi, ya Rabbimiz, bize çokça sabır ver ve Müslüman olduğumuz durumda bize vefat ver. Allahumma Rabbana anzil aleyna maidatan minas samai takun lana idan li avvalina ve ahirina ve ayatan minka varzukna ve anta khairur razikin. Ey Allah, bizim Rabbimiz, gökten bize nimetlerin sofrasını indir. Bizim ilklerimiz ve sonlarımız için bayram haline gelsin. Ve senin tarafından çok yüce bir nişan olsun. Ve bize rızık ver. Sen rızık verenlerin en iyisi sensin ya Rabbi. Rabbana innana semena munadiyen yunadi lil imane an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ey bizim Rabbimiz, şüphesiz biz munadiyi dilledik. O imanın munadisi nidasını veriyordu. Rabbinize inanın diyordu. Biz inandık. Ya Rabbi, ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla ve bizim kötülüklerimizi bizden uzaklaştır ve bizi iyiliklerle birlikte vefat et. Rabbana amanna bima anzalta ve tabana rasula faktubna maşşahidin. Ey bizim Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve Resul'e tabi olduk. Hakka şehadet edenlerden kıl bizi ya Rabbi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ey bizim Rabbimiz, bizim kalplerimizin eğri olmasına izin verme. Sen bize vefat hidayet verdikten sonra ve bize rahmet ver kendi katından. Şüphesiz sensin çok bağışlayan. Ancak sensin. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka samiyud dua. Ey benim Rabbim, bana kendi katından temiz zürriyet ver. Şüphesiz sen çok dua kabul edensin. Rabbana hablana min azvacena ve zurriyatena kurrata ayunim. Kurratu ayunim vec'alna lilmuttakina imama. Ey bizim Rabbimiz, bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözlerimizi serin tutanları ver ve Rabbi ozeni an aşkıra nimetakallati anamta aleyya ve ala valideyya ve an amala salihan tardahu vaslihli fi zurriyeti inni tubtu ileyka ve inni minal muslimin. Ey benim Rabbim, bana güç ver ki ben senin nimetine şükür edeyim ki sen bana ve benim anne babama verdin ve öyle iyi ameller yapayım ki sen onlardan razı olasın ve benim için benim zürriyetimi dahi ıslah eyle. Şüphesiz ben sana rücu eden ve şüphesiz itaat edenlerdenim ben. Rabbi habli minas salihin. Ey benim Rabbim, bana salihlerden bir varis ver bana. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ey benim Rabbim,
Şüphesiz ben her iyi şey için, bana indirdiğin her şey iyi şey için bir fakirim, bir dilenciyim. Ben onun arzusunu tutuyorum. Rabbi auzeni an eşkura nimetakallati anamta alayya ve ala valideyya ve an amala salihan tardahu ve asl vadkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ey benim Rabbim, bana güç ver ki ben senin nimetine şükür edeyim. Sana verdiğin, bana verdiğin ve benim anneme babama verdiğin böyle iyi ameller yapayım ki sen onlardan razı olasın ve kendi katından iyi insanlar arasına beni de kat. Rabbi auzu beke min hamazati şeyatine ve auzu beke Rabbi en yahzurun. De ki ey benim Rabbim, ben şeytanların vesveselerinden sana sığınıyorum ve şundan dahi sana sığınıyorum ki o vesveseler bana yanaşsınlar, bana yaklaşsınlar. Rabbi zidni ilma. Ey benim Rabbim, bana ilim da, beni çoğalt, bana fazla ilim ver. Rabbi şirahli sadri ve yessirli amri vahlul ukdatan min lisani yefkahu kavli. Ey benim Rabbim, benim göğsümü açıkla benim için ve benim muamelemi benim için kolaylaştır ve benim dilimin bağını çöz. Rabbana atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min amrina rashada. Ey bizim Rabbimiz, bize kendi katından rahmet ver ve bizim muamelemizde bize hidayet ver. Rabbi adkhilni mudkhala sidkin ve akhrijni mukhraja sidkin ve ec'alli min ladunka sultanan nasira. Ey benim Rabbim, beni öyle girdir ki doğrulukla olsun benim girmem ve öyle çıkart ki benim iyi çıkmam iyilikle olsun ve kendi katından bana yardımcı nasip eyle, güçlü yardımcı ver. Rabbi rahmuma kama rabbayani sagira. Ey benim Rabbim, her ikisine, yani benim anne babama merhamet eyle. Nasıl ki onlar çocukluğunda beni terbiye ettiler. Rabbi habli hukman ve al hikni bis salihin. Vajalli lisana sidkin fil akhirin. Akhirin. Vajalli min varasate jannatin naim. Ey benim Rabbim, bana hikmet ver. İyi insanlar arasına beni kat ve ahirin arasında doğru söyleyen bir dil bana ver ve nimetlerin, cennetlerin varisleri arasında beni de kıl. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Ey benim Rabbim, şüphesiz ben kendi canıma zulmettim. Onun için sen beni bağışla ya Rabbi. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli şeyin kadir. Ey bizim Rabbimiz, bizim için nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Şüphesiz sen istediğin her şeye daimi güce sahipsin. Rabbana amanna faghfir lana varhamna ve anta khayrul rahimin. Ey bizim Rabbimiz, biz iman ettik. Onun için bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Ve sen merhamet edenlerin en iyisi sensin ya Rabbi. Rabbana zalamna anfusana ve illam taghfir lana ve tarhamna lanakunanna minel khasirin. Ey bizim Rabbimiz, biz canlarımıza zulmettik. Eğer seni bizi bağışlamazsan ve bize merhamet eylemezsen, şüphesiz biz zarara girenlerden oluruz. Rabbana la tajalna ma'al kavmi zalimin. Rabbana la tajalna ma'al kavmi zalimin. Ey bizim Rabbimiz, bizi zalim insanlar arasına kılma.
Rabbe la tazarni fardan ve anta khairul varisin. Ey benim Rabbim, sen beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en iyisi sensin. Bütün varislerden daha iyi olan sensin. Rabbe imma tore yanni ma yu aduna. Rabbe fela tacalni fil kavmi zalimin. Ey benim Rabbim, eğer sen bana gösterirsen ki onların korkuttukları, sen bana da gösterirsen sana rica ediyorum benim zalim insanlar arasına kılma beni. Rabbana vasayta kulla şey rahmatan ve ilman fagfir lillezina tabu ve tabau sabilaka ve kehim azabal cehim. Rabbana ve adkhilhum fi cennati adnin. Rabbana ve adkhilhum cennati adnin. Adnin illati ve attahum. Ve man salaha min abaihim. Ve azvajihim ve zurriyatihim. İnneka antal azizul hakim. Ve kehmus seyyiate. Ve man takis seyyiate. Yomezin. Fakad rahimtahu. Zalikahu vel fawzul azim. Ey bizim Rabbimiz. Sen her şeye rahmet ve bilginli her şeyi kapsamaktadır. Onun için tövbe edenler ve senin yoluna tabi olanları bağışla ve onları cehennem ateşinden, azabından koru. Ve ey bizim Rabbimiz, bize daimi cennetler arasına kat ki sen onlara söz verdin ve onlara atalarından ve dostlarından ve çocuklarından iyilik yapanları dahi şüphesiz sen üstünlük sahibisin ve hikmet sahibisin ve onları kötülükten koru ve her kimi sen o gün kötülüklerinin neticesinden korursan sen ona merhamet eylemişsin. Şüphesiz bu çok büyük bir başarıdır ya Rabbi. Rabbana ufir lana ve li ihvanina allazina sabakuna li bil iman ve la tajal fi kulubina gillan lillazina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ey bizim Rabbimiz, bizi bağışla ve bizim iman eden kardeşlerimizi de bağışla ve İman edenler için bizim kalbimizde bir kin tutma, bırakma. Ya Rabbi, şüphesiz sen çok büyük merhamet edensin. Çok büyük şefiksin. Rabbi gıfirli ve li valideyye ve li men dakhala beytiye mu'minen ve lil mu'minina vel mu'minate ve la tazidi zalimina illa tabara. Ey benim Rabbim, beni bağışla ve benim anne babamı da bağışla ve mümin olarak evime gireni de bağışla ve bütün mümin erkek ve bayanları, mümin bayanları bağışla ve sen zalimleri helaket dışında bir şeyde onları çoğaltma. Ya Rabbana ve atena ma ve attana ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyamate inneke la tuhliful miyad. Ey bizim Rabbimiz, bize Resullerine verdiği, bizim hakkımızda farz ettiği sözü bize ver ve kıyamet günü bizi küçük düşürme. Sen şüphesiz sözüne karşı davranmazsın ya Rabbi. Anta valiyona fagfir lana varhamna ve anta khairul varis khairul gafirin. Ya Rabbi, sen bizi velimiz sensin, bizi bağışla ve bize merhamet eyle ve sen bağışlayanların en iyisi sen. Anta khairul gafirin. Rabbana sırf anna azaba cehennema, inna azabaha kana garama. Ey bizim Rabbimiz, bize cehennem azabını bizden uzaklaştır. Şüphesiz onun azabı yapışandır insana. Yapışıyor. Rabbana innana amanna. فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ey bizim Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Onun için bizim günahlarımızı affet ve bizi ateş azabından koru.
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana ughfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ey benim Rabbim, namaz kılanlardan beni kıl. İkame edenlerden benim neslimi de. Ey bizim Rabbimiz, benim duamı kabul buyur. Ey bizim Rabbimiz, beni bağışla. Ve benim anne babamı da bağışla. Ve müminleri de bağışla. Hesap edilecek gün. Hepimizi bağışla. Rabbi necceni ve ahli mimma yamalun. Ey benim Rabbim, benim ve benim ehlimi onların yaptıklarından necat ver. Rabbi inna kavmi kazzabun. Fafta beni ve beynahum. Fatham ve necceni. Ve mammaiyya minel mu'minin. Ey benim Rabbim, benim kavmim beni yalanlamıştır, tekzip etmiştir. Onun için benim ve onlar arasında açık bir karar ver ve bana necat ver ve müminlerden benimle olanlara da necat ver. Rabbin surni alal kavmil mufsidin. Ey benim Rabbim, bu fesat eden kavim aleyhinde bana yardım eyle. Ya Rabbi inni mağlubun fantasiz. Şüphesiz ben yenilgiye uğramış birisiyim. Bana yardım et. Rabbana la tuakhizna in nasina ev vaktana. Rabbana ve la tahmil aleyna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Vaafu anna, vaghfir lana, varhamna. Anta maulana. فَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ey bizim Rabbimiz, bize ceza verme eğer biz unutursak yahut biz hata işlersek. Ey Rabbimiz, bizi öyle yük taşıtma ki bizden öncekilere onların günahları neticesinde taşıttığın gibi. Ey bizim Rabbimiz, bize öyle bir yük taşıtma ki bizim gücümüzden daha fazla olsun. Bizi affet, bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Şüphesiz bizim valimiz ancak sensin. Onun için kafir kavmin aleyhinde bize yardım eyle ya Rabbi. Rabbana afrig aleyna sabran ve sabbit akdamana vansurna alal kavmil kafirin. Ey bizim Rabbimiz, bize sabır indir ve bizim ayaklarımıza güç ver ve kafir kavim aleyhinde bize yardım eyle. Rabbana ighfir lana zunubana ve israfana fi amrina ve sabbit aqdamana vansurna alal kavmil kafirin. Ey bizim Rabbimiz, bizim günahlarımızı affet ve kendi muamelende bizim aşırılığımızı affet ve bize ayaklarımıza güç ver ve kafir kavim aleyhinde bize yardım et ya Rabbi. Rabbana ighfir hatta beynana, Rabbana iftah beynana وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. Ey bizim Rabbimiz, bizim ve bizim kavmimiz arasında hak ile karar ver ve sen karar verenlerin en iyisi olan sensin ancak. Rabbana la tajalna fitnatan lil kavmi zalimin ve najjina bi rahmatika min al kavmi al kafirin. Ey bizim Rabbimiz, bize zalim insanlar için bela haline getirme. Kendi rahmetinden kafir insanlardan bize necat ver. Rabbin sunni bima kazzabun. Ey benim Rabbim, bana yardım et. Çünkü onlar beni yalanladılar, tekzip ettiler. Rabbibneli indaka beytan fil cenneti ve necceni min firavuna ve amelihi. وَنَجَّنِ مِنَ الْكَوْمِ قَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ey benim Rabbim, benim için kendi katında bir cennet hazırla, ev hazırla
beni Firavun ve onun amelinden koru ve o zalim insanlardan beni koru. Bana necat ver. Şimdi bazı hadis duaları vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir bu dua. Kendisi bu dua öğretti. Ey Rabbi, benim hatalarımı affet. Benim bütün muamelelerimde bana yardım eyle. Benim bütün varlığımda bilgisizlik, cehalet ve aşırılığımın şerrinden beni koru. Ve her zarardan beni koru. Ki sen onu benden daha fazla bilirsin. Ya Rabbi, benim hatalarımı affeyle. Bilerek yahut bilmeyerek yaptığım hataları affet ve bütün hatalarımı affet ki bütün bunlar benden mevcuttur. Benim hep yaptığım hataları ve daha yapamadığım hataları ve gizli olarak yaptığım hataları ve açık olarak yaptığım hataların hepsini bağışla ya Rabbi. Sen ileri götüren ve arkaya koyan sensin ve her şeyden üstün olan sensin. Sonra Resulullah'ın bir duası vardı. Allahümme laka aslamtu ve aleyka tevekkeltu ve bika amantu ve ileyka anabtu ve bika khasamtu ve ileyka hakamtu faghfirli ma qaddamtu ve ma akhartu ve ma asrartu ve ma alantu antal muqaddimu ve antal muakhiru la ilahe illa anta. Ey benim Rabbim, ben kendimi sana teslim ediyorum, sana güveniyorum, sana inanıyorum, sana eğiliyorum, senin yardımınla karşımdaki insanla tartışıyorum ve sana benim meselemi sana arz ediyorum. Benim açık ve gizli bütün günahlarımı affeyle. Sen mukaddim ve muahhir sensin. Senin dışında başka ibadete şayan başka bir zat yoktur. Allahumma anta rabbi la ilahe illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sami'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ey Allah, sen benim Rabbim sensin. Senin dışında ibadet layık başka bir zat yoktur. Sen beni yarattın ve ben senin kulunun. Ben senin bana serdiği söze bağlıyım. Mümkün olduğu kadar, ne kadar gücüm varsa ben amelimin şerrinden sana sığınıyorum. Ve bana ettiğin nimetleri kabul ediyorum. Ben günahlarımı dahi kabul ediyorum. Beni bağışla. Çünkü senin dışında günahları affeden başka bir zat yoktur. Allahumma inni auzu bika min kalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la yashba la tashba wa min ilmin la yanfa. Auzu bika min haula min haula. Ya Rabbi, ben öyle kalbin la ben sana iniyorum ki içinde kibarlık olmasın. Kabul edilmeyen duadan da sana sığınıyorum. Hiç doymayan nefsten de sana sığınıyorum. Bilgi vermeyen bilgiden de sana sığınıyorum. Bütün bu her dörtten sana sığınıyorum ya Rabbi. Ya mukallibal kulubi sabit kalbi ala dineka. Ey kalpleri, benim kalbimi kendi dinleri üzerinde sabit tut. Kalpleri değiştiren. Allahümme inni asaluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ey Allah, ben senden hidayet, takva, iffet ve günah istiyorum. Diliyorum. Allahümme inna najaluka fi nuhurihim ve na'uzu bika min şururihim. Ey Allah, biz onların kalbine, yani senin korkun onların göğüslerine girsin diye dua ediyoruz ve onun şerrinden sana sığınıyoruz. Allahumma inni asaluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal allazi yuballighuni hubbaka. Allahumma ajal hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al ma'il barid. Ey benim Rabbim, senden sevgini diliyorum
ve seni sevenlerin sevgisini diliyorum. Ve senin sevgine götüren amelin ameli istiyorum. Ya Rabbi öyle yap ki senin sevgin benim canım ehlimden ve tatlı sudan daha fazla benim için güzel tatlı olsun. Sevimli olsun. Dua vardır uzun. Hazreti İbni Abbas'ta rivayet edilmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken duydu, dinledi. Dua ederken, ey Allah ben senin öz rahmetini diliyorum. Ey Allah ben senin öz dileğini talep ediyorum. Ki onun vasıtasıyla kalbime hidayet verirsin. Benim işlerimi düzelt. Ve benim dağınık işlerimi düzelt ve benim ayrılmış olanları benimle birleştir ve alakalı olanlara yücelik ver. Benim kendi rahmetiyle benim amelimi temiz eyle ve bana rüşt ve rüşt ilham eyle ve sevdiğim şeyleri bana benim elime geçsin. Özel rahmetin elime geçsin ki her kötülükten beni korusun. Ya Rabbi öyle daimi iman ve yakin ver ki ben ondan sonra küfür olmasın. Öyle rahmet ver ki onun vasıtasıyla ben dünyada ve ahirette senin sana yaklaşayım. Ya Rabbi her konuda ben senden başarı diliyorum. Şehitlerdeki gibi misafirperverlik, düşman üzerinde zafer senden istiyorum. Mevla ben kendi hacetimle sana senin kapına geldim. Benim düşüncem eksik ise, planım eksik ise yine senin rahmetini istiyorum. Rahmetine muhtacım. Ey bütün muamelelere karar veren ve kalplere teselli veren ben sana sual ediyorum. Nasıl denizlerde sen insanları korursun aynı şekilde beni de ateş azabından koru. Helaket sesinden ve mezar kabir fitnesinden beni koru. Ve benim Mevlam benim dualarım benim istemediğim bir şey o hayır daha niyetlenmediğim şey sen bir mahlukata o söz vermişsin yahut bir kullardan birisini o hayrı verirsen öyle her bir hayır için ben sana sığınıyorum senden istiyorum ey cihanların Rabbi senin rahmetine adına senden o hayrı diliyorum ya Rabbi kuvvetli alakalı ve rüşt ve hidayete olan sahibi kıyamet günü senden barış istiyorum ve cennet senden istiyorum. Senin kapına giren kullar arasında ve secde eden ve ruku edenlerden ve sözünü tamamlayanlarla birlikte olmayı istiyorum. Çünkü sen çok merhamet eden ve seven sensin. İstediğin her şeyi yaparsın. Ya Rabbi öyle hidayet bize lider ver ki kendisi sapmayanlar olmasınlar ve diğer insanları da saptırmasınlar. Senin sevenler için bir selamet mesajı olsunlar ve senin düşmanlar için bir savaş olsunlar. Senin sevgin için her insanı sevsinler ve senin muhalefetin senin yüzüne muhalefet eylesinler. Ey Rabbi bizim acizane bu duamızdır. Onu kabul etmek sana bağlıdır. Ey Rabbimiz bu dua bizim bütün planımız budur ve bütün güvencemiz sanadır. Ya Rabbi benim için kalbimde nur yarat. Benim mezarımı dahi aydınlat. Önümde ve arkamda nur yarat. Benim sağımda ve solumda nur yarat. Ve üstümde ve altımda dahi nur yarat ya Rabbi. Ve benim kulaklarıma nur ver. Gözlerime dahi nur ver. Benim cildime dahi nur ver. Cildime ve kanıma dahi ve kemiklerime dahi nur ver. Ya Rabbi nurun yüceliğini kalbimde yarat. Sonra öyle bir nur bana ver ki beni baştan başa nur haline getir. Paktır büyüklük elbisesi giyerek yücelik sahibidir. Paktır ki onun dışında başka birisinin temizliğini beyan etmek münasip değil. Nimet sahibi olan paktır o. O büyüklük sahibi olan paktır o. Celal ve ikram sahibi olan Allah paktır. Vaad edilen Mesih aleyhissalatu vesselamın bazı duaları vardır. Kendisi bir sahabisine
mektup olarak yazdı bu dua. Arapça duadır. Ya man huwa ahabbu min kulli mahbubin ighfir li wa tub alayya wa adkhilni fi ibadikal mukhlisin. Ey benim Hazreti Mevlana Rüstem Ali'ye yazdıydı. Eğer her sevgiliden daha fazla sevilmeye değersin, beni bağışla ve bana merhamet et. Ve benim ihlas evi kimse kulları arasında kıt. Ben senin günahları günahkar kullarındanız. Nefs üstündür. Sen bizi affet ve ahiretin afetlerinden bizi koru. Hazreti Mevlana Nuruddin birinci halife şöyle dua yazdı bir mektubunda. Dikkatini şöyle çekti. Benim minnet eden, benim Rabbim, ben sana çok günahlı bir kulunum. Sen zulümden zulüm gördün benden ve bana mükafatın üzerinde mükafat verdin. Günahdan günah gördün ve ihsan üzerinde ihsan verdin. Bana sen daima benim günahlarımı affettin. Birçok nimeti bana verdin. Şimdi benim bana merhamet eyle ve benim günahlarımı affet ve bu hüznümden beni bana necat ver ki senden başka necat veren yoktur. Amin. Fena fillah olmak için şöyle dua etti. Ey Rabbul Alemin, ben senin minnetlerimin şükranını bildiremem. Sen çok merhamet eden ve kerem eyleyensin. Senin benim üzerimde sonsuz merhametlerindir. Benim günahlarımı affet ki beni helak olmayayım. Benim kalbimde öz sevgini yarat ki ben hayat bulayım. Ve beni günahlarım izle, sakla. Öyle iş yapmamı nasip et ki sen onlardan razı olasın. Ben senin vecih-i kerimden şundan söylüyorum ki senin gazabın bana insin. Ben onlardan çekiniyorum. Merhamet eyle, merhamet eyle, rahmet eyle bana. Dünyet ve ahiretin belalarında beni koru. Çünkü her lütuf ve kerem senin elindedir ya Rabbi. Amin. Şimdi genel olarak alemi İslam alemini dahi dualarımızı hatırlamamız lazım. Allah-u Teala onlara onlarlarda birlik yaratsın ve kalpleri yarılmıştır, ayrılmıştır. Onlar birleşsinler, düşmanları son bulsunlar ve onların düşmanlıklarından istifade edenler var ya, Allah-u Teala o düşmanları dahi lara mani olsun ve onlar İslamiyet'e zarar vermekten çekinsinler. Her bakımdan. Yüce Allah bütün Ahmedi Müslümanlarda, erkeklerde ve kadınlarda kanaat yaratsın. Onları her şerden korusun. Onlara güç versin. Ayak gücü ve daima cemaat nizamı ve hilafet nizamına bağlı kalsınlar. Ve cemaat nizamı dahi insanların hakkını vermeyi Allah-u Teala nasip eylesin ona. Görevliler kendi sorumluluklarını bilsinler. Onları eda etsinler en iyi şekilde. Vakıfine zindagi, hayatını vakfetmişler ve vakıf ruhuyla dine hizmet etmeyi kendilerine nasip eylesin. Vakfı hayatlarını vakfetmiş olanlara Allah-u Teala bize Deccal'ın fitnesinden ve onun fitnesinden ve onun şerrinden bizi korusun. Deccal'ın fitnesinden ve onun şerrinden. Yüce Allah Müslümanları zayıflatmak isteyen bütün güçlülerin ellerine mani olsun ve Müslümanları onların şerrinden korusun. Hatta onun neticesinde dünyada yalnız İslam dünyasında değil, bütün dünyada bunun neticesinde tehlikeli bir felaket olabilir. Allah-u Teala o felaketten insanları korusun. Yüce Allah
Ahmedi şehitlerin derecelerini yükselsin ve onların gari kalmış olan akrabaları korusun kendisi. Esirane Rahe Mevla, Allah yolunda esir düşmüş olanları Allah-u Teala serbest bıraktırsın çarçabuk. Acele. Allah-u Teala şu yahut bu bakımdan bir zorluğa katlanmış olan bütün insanlara o zorluklardan serbest bıraktırsın onları. Hastalara şifa nasip eylesin. Şifa versin hastalara. Zorluklara girmiş olan politik ya din bakımından var ya, özellikle değişik ülkelerdeki cemaat üyeleri, Allah-u Teala onların bu zorluklarını gidersin ve düşmanların ellerine mani olsun. Kadiyan'daki dervişler, dervişler çok az kalmıştır. Kadiyan'da yaşayanlar zorluklara katlanmış olan, aynı şekilde Pakistan'da yaşayan ve özellikle Rabat'ta yaşayan, onların durumları bugünlerde hükümet tarafından dahi çok daraltılmıştır. Dardan daha dar yapılmaktadır. Pakistan'da Allah-u Teala onlara dahi zalimlerden necat versin ve Allah-u Teala onların durumlarını düzeltsin, daha iyileştirsin. Aynı şekilde Hindistan'ın bazı bölgelerinde, Pakistan dışında dahi, Hindistan'da dahi bazı bölgelerde Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerde Ahmedilere zulüm yapılmaktadır. Allah-u Teala o zalimlere mani olsun. Aynı şekilde Endonezya'da hala zalimler fırsat buldukça Ahmedilere zulmetmektedirler. Geçen günlerde dahi bir yerde küçük bir cemaat vardı. Onları evlerinden kovdular. Onlar evsizdirler bugünlerde. Allah-u Teala onlara dahi korusun ve düşmanın şerrinden onları korusun. Onlara necat versin düşmanın şerrinden, yaramazlıklarından. Yüce Allah Müslüman ülkelere, daha önce de zikrettiğim gibi Yemen'de daha tekrar şiddetli saldırılar başlamıştır. Irak'ta, Suriye'de fırkaların ihtilafından ve kabilelerin ihtilafı yüzünden Müslümanın kellesini uçurmaktadır. Allah-u Teala onlara akıl versin. Ve onlar inandıkları peygamberin gerçek talimatına göre amel etmeyi kendilerine nasip eylesin. Ve bu çağda Allah-u Teala Mehdi ve Mesih'i göndermiştir. Ona inanmak dahi bunlara nasip olsun. Ki bu yanlış yollarda yürümekten korunabilsinler ve dünyaları ve ahiretleri korunabilsin. Amin. Aynı şekilde Yüce Allah bütün insanların mallarını ve nefslerine bereket versin ki onlar özveride bulundular, mal özveride bulunuyorlar değişik şubelerde. Aynı şekilde bizim görevliler arasında tebliğ için bugünlerde emtiye çok faal bir rol oynamaktadır. Allah-u Teala emtiyenin görevlilerine ve gönüllü olanlar var ya, onların hepsini mükafatlandırsın, onlara mükafat versin ve eskisinden daha fazla hizmet etmek kendilerine nasip eylesin. MT Afrika dahi bugünlerde çok tebliğ görevini yapmaktadır. Yeni başlatılmıştır. Allah-u Teala ve orada yerel insanlar çalışmaktadırlar. Allah-u Teala onlara bilgide ve irfanda çoğalsın ve onlar daha iyi program yaparak İslam'ın gerçek mesajını kendi kavmine ve dünyaya verenler olsunlar. Amin. الحمد لله
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ